Uzun zamandır böylesini de görmemiştik açıkçası. Milli Eğitim Bakanlığı hem veli ve tabii öğrencileri de sevindirecek bir proje üzerinde çalışıyor. Şimdi o projeye göre artık öğrenci ve veliler de öğretmene puan verebilecek. Tabii sevilen öğretmenler de olacak, üzülen öğretmenler de. Çünkü puanı yüksek olan öğretmenlerin maaşında da bin liraya kadar artış olabilecek. İşte detaylar. Puan vermek ister misiniz? Evet. Evet evet, evet kesinlikle. Evet. Veririm tabii ama bana verdiği ve puanlar değişir. değişir. Neye göre verecekler? <laughs> öğrenci belki kızıyor, belki veli kızıyor öğretmene. Bugüne kadar öğretmen öğrenciye not verirdi. Artık öğrenci öğretmene puan verecek. Milliyetin Bakanlığı öğretmenlere verilecek ünvanlar için önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Eğer taslak kabul edilirse öğretmenlere performans puanlarını sadece okul yöneticileri değil öğrenci ve velileri de verecek. 12. sınıfa geldik. 12 senedir onlar bize not veriyor. Düşük olsun, yüksek olsun. Kötü notların kafaya göre veriyorlar. Biz de verebiliriz. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Onların not vermesiyle bizim not vermemiz bir değil. Verilen puanlar öğretmenin hangi ünvanı alacağını belirleyecek. Uzman öğretmenlik için en az 8 yılın 4'ünde, baş öğretmenlik için 14 yılın 7'sinde, müdürlük içinse son 4 yılın en az 2'sinde A başarı puanı alınmış olması gerekecek. Bu konunun çok suistimal açık olduğunu düşünüyorum. Edebiyat hocamıza mesela iyi verirdim çünkü iyi anlatıyor yani dersleri falan iyi gideniyor. Hangi hocana kötü verirdin? Matematikçi. <laughs> ünvan alacak öğretmenlerin de yüzü gülecek. Başarılı öğretmenin maaşı 500 ila 1000 lira arasında yükselecek. Yani veli ve öğrenciler aslında verdikleri puanlarla öğretmenlerin maaşlarını da doğrudan etkilemiş olacak. Olur mu böyle kötü kullanımlar? Kötü ama olur tabii o illaki. Şimdi onu veli de kullanır. Nasıl kullanır? Yani şimdi öğrenci başarısı aldıysan der ki öğretmen iyi bir sunum yapmıyor ki sınıfta. O yüzden derim. Geri geldiğinde öğrenci kendi hakkını savunabilmelidir bu sistemde. Verilen performans puanlarıyla öğretmenin başarılı ya da başarısız olduğu belirlenecek. Düşük puan alan öğretmenlere yeniden eğitim verilecek.